Hazreti Ali Keremallahu veçhe, Irak'ta bir grup insanın güzel elbiselerle süslendiklerini gördüğü zaman, "Bunlar niye bu şekilde giyinmişler?" diye sordu. Kendisine, "Bugün onların bayramıdır" denilince, Hazreti Ali radıyallahu anh, "Allah'a karşı isyan edilmeyen her gün bizim bayramımızdır" dedi. Allah dostları buyurur ki, "Allah'a karşı günah işlemediysen, sağlık ve afiyettesin" demektir. Eğer günah işlediysen, günahtan daha büyük hastalık ne olabilir? Allah'a isyan eden afiyette olamaz. Müminin süsü, edebi ve takvasıdır. Dünyada ve ahirette geçerli tek süs, asıl şeref ve yok olmayan servet bunlardır. Allah katında zenginin de, fakirin de değeri edebi kadardır. Yüce Allah, kimsenin yüzüne, süsüne, malına, nesebine, milletine bakıp da değer vermez. O sadece kalplere ve ihlasla yapılan salih amele nazar eder, kıymet verir. İnsan malıyla harama düştüğü gibi, sıhhatiyle de azıp haddi aşabilir. Çünkü insanı azdıran şeylerin başında mal ve sıhhat gelir. İnsan aslında hayvanlara bile muhtaç yaratılmıştır. Malına ve sıhhatine bakıp kendini kimseye muhtaç hissetmezse, bu durum çok defa onun nefsini azdırır, kalbini nimeti verenden gaflete düşürür. Bu da onun için gizli bir imtihan ve tuzak olur. Çünkü gaflet onu isyana, isyansa ateşe sevk eder. Allah korusun, insan gülerek ateşe gider. Alimlerden biri der ki, Firavun'u halka karşı "Ben sizin en büyük tanrınızım" demeye sevk eden şey, uzun ve sağlıklı bir ömür sürmesidir. Firavun 400 sene yaşadı da bir kez olsun baş ağrısı görmedi. Bir kez sıtmaya yakalanmadı. Bir damarı acı içinde atmadı. İşte bundan dolayı şımardı, kendini bir şey zannetti ve ilahlık davasında bulundu. Eğer her gün biraz başı veya karnı ağrıyıp acizlik yaşasaydı, böyle bir davaya kalkamazdı. Yüce Allah buyurur ki, gerçek şu ki, insan kendisini zengin görerek azar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerini de aklımıza kazımalıyız. İki nimet vardır ki, insanların çoğu onlarda aldanır. Bunlar sağlık ve boş zamandır. Rabbimiz bizleri her halimizin ve her anımızın kıymetini bilenlerden eylesin.